Herkese yeniden merhabalar. Müthiş topozum ile karşınızdayım. Bugün birlikte hazırlanacağız. Allah'ım rezillik ya. Ya aa. Okey, neyse. Zaten bunu takacaktım. Hemen takayım da. Evet. Okey. Bugün birlikte makyaj yapacağız. Şu arkan kusuruna bakmayın. Alışveriş yaptım da ileriki zamanlarda sizlerle paylaşırım. Ne yaptım şimdi? Bunu biliyorsunuz zaten. Smashbox'ın Photo Finish isimli bazını şöyle geçiyorum. Gözenekleri yok hale getirebilmek için. Böyle güzelce dağıtıyorum. Şu an çok da rahat oturmuyorum çünkü kadraja sığmaya çalışıyorum ve tripodumu tekrar bulamadığım için şuraya sabitledim telefonu. O yüzden duruyorum her neyse. Charlotte Tilbury'nin Flawless Filtasını kullanıyorum. Aldığım günden beri çok severek kullandığım bir ürün. Bunu bayağı abartabilirsiniz bugün çünkü günlük bir makyaj yapacağız. Günlük ama yine de böyle çekici bir makyaj olacak. Fondöten geçmeyeceğiz, o yüzden bunu abartabilirsiniz dediğim gibi. Şöyle güzelce dağıtıyorum. Güzel, ışıl ışıl bir cilt elde edebiliyorsunuz bu ürün ile. Bu arada bugün konuşamıyorum. Yani sabahın erken saatleri olduğu için herhalde. Şimdiye kadar çok fazla konuşmadığım için de konuşamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Kartın şu kapatıcısını geçeceğim. Bendeki rengi 22 ne? Bunu da şöyle göz altlarıma, burnumun kenarına geçiyorum, bu kadar. Evet. Okey, şimdi süngerim nerede? Süngerimi ıslatmadan bunu dağıtıyorum. Bu arada saçlar cidden çok kötü ama düzelteceğim. Yani makyajı bir halledelim sonra saça geçeriz. Jilet gibi bir saç yapmayı düşünüyorum bugün. Evet. Bu makyajı ben aslında 10-15 dakika içerisinde yapıyorum. Yani 5 dakika diyemeyeceğim. Yalan söylemek istemiyorum. Çünkü makyaj yaparken böyle rahat çalışmayı seviyorum. Yani hızlı hızlı yaptığımda istediğim sonucu elde edemiyorum. Da belki de ben sadece öyle düşünüyorumdur hızlı yaptığım için. Ve öyle olunca da makyaj içime sinmiyor. Ve günüm de kötü geçiyor, cidden öyle. Makyaj ve kıyafet insanı cidden çok etkiliyor. Hele ki kıyafet bence. Eşofmanla dışarıya çıktığımda kendimi çok da özgüvenli hissetmiyorum. Yani okey, çoğu insana yakışıyor ama ben kendimi bilmiyorum yani. Ben kendimi çok da özgüvenli hissetmiyorum. O yüzden eşofman tercih etmiyorum günlük hayatımda. Tercih ettiğim zamanlarda da ya hastayımdır ya gerçekten çok 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 yorgunumdur ama böyle hani sevmiyorum eşofmanla gezmeyi açıkçası. Her neyse, Charlotte Tilbury'nin şöyle bir bronzer'ı var bende. Böyle krem bir ürün. Fondöten fırçasıyla aldım bunu. Ve bunu elmacık kemiklerimin altına, alnıma doğru ve çeneme doğru geçiyorum. Renk muhteşem. Sıcak bir kahve. Bence turuncuya kaçmıyor. Çok güzel. Hızlı bir şekilde de dağılıyor. Ben çok severek kullanıyorum bunu. Evet. Kadraja sığmak için şu an iki büklüm oturuyorum burada. Bence böyle de çok samimi yani. Her şey mükemmel olmak zorunda değil ki. Değil mi? Yani her zaman tripoda koyup, açıyı ayarlayıp video çekmek zorunda değilim ki. Eskiden çok dikkat ediyordum böyle şeylere. Ama artık çok da dikkat etmiyorum. Yani ürünü güzelce dağıttım. Şimdi allık geçeceğim. Sonra highlighter geçeceğim. Evet, allık olarak Charlotte Tilbury'nin Pink Gasm'ını geçiyorum. Dediğim gibi bu makyaj bir 10 dakikamı falan alıyor gün içerisinde ama sonuçlar muhteşem oluyor. Çok seviyorum bu tarz makyajları. Hemen süngerimi ıslatmadan bunu dağıtıyorum. Zaten hızlıca dağılan bir ürün olduğu için çok severek kullanıyorum. Sıra geldi Charlotte Tilbury'nin Spotlight renginde olan highlighter'ına. Bunu da şöyle elmacık kemiklerimin üzerine geçtim. Hemen süngerimle dağıtıyorum.
Bu arada pudrayı unutmadım. Pudrayı birazdan geçeceğim. Son videomda da öyle yaptım ve sonucu çok sevdiğim için bugün de öyle yapmak istedim. Artık pudrayı bütün böyle cilt ürünlerimi uyguladıktan sonra uygulamayı düşünüyorum. Benefit'in şu kaş sabitleme jeli ile kaşlarımızı da hemen şöyle şipşak sabitleyelim. Yukarıya doğru tarıyorum. Ve tamamdır. Son olarak La Roche-Posay'in Translucent pudrasını aldım. Şöyle bir fırça yardımıyla. Bunu göz altlarıma geçiyorum. Çok güzel oldu. Bu tarz cilt makyajlarına bayılıyorum. Eskiden çok ağır cilt makyajları yapıyordum ama şu Clean Girl trendi geldikten sonra bu tarz makyajları daha çok sevmeye başladım. Yani bence bana bu tarz makyajlar daha çok yakışıyor. Yani bu tarz cilt makyajları, ağır makyajlar, ağır göz makyajlarını halen çok seviyorum. Kendime de çok yakıştırırım. Hafif cilt makyajları falan tam benlik bence. Ben öyle düşünüyorum. Ama bu şey anlamına gelmiyor. Asla bir daha ağır bir cilt makyajı yapmayacağım anlamına gelmiyor. Okay. Şimdi MAC Fix Plus ile cilt makyajımı sabitleyeceğim. Şöyle. Tamamdır. MAC'in farlarını gösteriyorum ama illa bu farı almak zorundasınız demiyorum. Herhangi bir açık renkte olan, açık kahverenginde olan bir far alabilirsiniz. Şöyle ben bu iki rengi karıştırmayı seviyorum. İki rengi karıştırdım, fazlalıkları atıyorum ve bunu tüm göz kapağıma dağıtıyorum. Bakın 15 saniyemi almadı. Bu kadar. Yani çok da böyle uğraşmaya gerek yok. Minik minik sadece fırçayı dokundurdum. Tekrardan biraz ürün aldım, fazlalıkları attım. Aynı şekilde şuraya da geçiyorum hızlı hızlı tüm göz kapağıma. Ve fırçamda kalanları da alt kirpik diplerime geçiyorum. Sonracığıma daha koyu, daha sıcak bir kahve alıyorum. Şu mesela. Şunu aldım. Fazlalıkları atıyorum. Bunu da katlanma bölgesine yediriyorum. Burayı da yukarıya doğru çektim. Evet. Tamamdır. Şöyle bir eyeliner fırçası ile genelde bu tarz fırçalarla jel eyeliner geçilir. Ben far geçiyorum. Bence öyle daha güzel görünüyor. Daha koyu bir far aldım. Fazlalıkları atıyorum. Bunu da üst kirpik diplerime geçiyorum. Şöyle. Bunu hep söylüyorum. Eyeliner çekercesine yukarıya doğru, kaşın bitiş noktasına doğru çok da böyle uzatmadan çekiyorum. Bu kadar. Ve sonrasından Anastasia Beverly Hills'in Modern Renaissance far paletini aldım. Şurada iki tane ışıltılı far var. Bunu böyle karıştırdım. Fazlalıkları atıyorum. Göz pınarlarıma ve şu kaşımın altına bunu geçiyorum. Göz makyajımız da bitti sayılır. Son olarak kirpiklerimi kıvırıp maskaramı geçeceğim. Maskara olaraktan da MAC'in şu bende olan deneme boy maskarasını kullanacağım. Bir kez kullandım herhalde. Orada sadece üst kirpiklerimize geçeceğiz maskara. Aslında Charlotte Tilbury'nin Iconic Nude renginde olan dudak kalemini geçecektim. Ama bulamadığım için MAC OAK geçiyorum. Dudağımı çerçeveliyorum. Bu
Öyle mat kullanmayı da seviyorum. Günlük makyajlarımda genelde ruj falan geçmiyorum. Ama bugün biraz gloss istediğim için Dior'un şu lip gloss'unu geçeceğim. Evet. Bir şey diyecektim, unuttum. Charlotte Tilbury'nin iconic nude renginde olan dudak kalemiyle tabii daha güzel bir combo elde edebiliyorsunuz ama şu an bulamıyorum. Her neyse. MAC Fix Plus geçeceğim. Son olaraktan ve voilà, makyajımız şu şekilde. Sıra geldi saçlara. Saçları da yapalım. Şu rezilliğe bir son verelim. Saçlarımı aslında toplamak istiyorum. Şöyle toplasak mı, ne yapsak? Şimdi şey düşünüyorum. Yandan mı ayırsam, ortadan mı ayırsam diye, ama sanırım şu ortadan şöyle ayıracağım. Şu wax'ı geçeceğim. Çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görmek istediğiniz videolar varsa bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.